Aykut Balcı mikrofonda devam ediyor. TRT Kent Radyo İstanbul'da Aykut Balcı mikrofonda devam ediyor. 15.30 oldu saatler. Güzel bir cuma günü yaşıyoruz. Biraz hava kapalı olsa da yağış olsa da problem etmiyoruz. Peki bugün iki önemli konuğumuz var. Hayal ederseniz her şey olur. Şimdi iki müthiş konuğum var. Onlardan bahsedeceğim. Ben onların yaptıklarını duyunca gerçekten çok etkilendim ve siz de duyun istedim. Hatta dünya duysun da istiyorum. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitimlerini sürdürürken, bugün mezun olmuş olabilirler, Neval Çam ve İçten Bozkurt hayallerini gerçekleştirmek adına büyük adımlar attılar ve birlikte çok iyi bir takım oluşturup henüz 10. sınıftayken Leap Motion aracılığıyla işaret dili tercüme cihazını geliştirdiler ve projede işitme ve konuşma engelli kişilerin günlük hayatlarında işaret dilini bilmeyenlerle de rahatça iletişim kurabilmesine olanak sağlıyorlar. Ve bu müthiş projenin mimarları İçten Bozkurt ve Neval Çam şimdi bizlerle. İçten, Neval, merhabalar sizlere. Merhabalar. İlk önce kimle konuştuk? İçten miydi o? Evet, İçten. Peki, evet, ben tahmin ettim. Peki, neredesiniz şu anda, nasılsınız? Hemen sorayım. Ben şu an evdeyim. Yarın LYS sınavım olduğu için biraz çalışmalar sürüyor hala. Evet, yarın LYS var bu arada. Şimdiden herkese başarılar. Ve Neval, sen de sanırım bugün gün boyunca ulaşamadık sana. Sen de bir toplantıda mıydın? Neredeydin? Benim de yarın direksiyon sınavım olduğu için ben de LYS çalışmasındayım. Yani okullar kapandı ama hala sınavlar devam ediyor diyorsunuz. Evet. Peki, Stanford'a gidecek Neval bu arada. Oradan davet aldı, orada okuyacak ve yarın LYS'ye giriyor İçten de. O da eminim ki çok güzel yerlerde olacak. Şimdiden LYS'ye girecek olanlara da bir kez daha başarılar diliyorum. Peki, güzel bir hikayeniz var. Ben gerçekten çok etkilendim. Nasıl başladı bu hikaye? Bize anlatabilir misiniz lütfen? Ya biz zaten 10. sınıftayken bir proje konusunda çalışmalar sürdürmek istiyorduk. Hı hı. Bir blog yazısı gördük. İşitme engellilerin günlük hayatlarında nasıl zorluklar çektiğini, diğer insanlarla iletişim kurarken nasıl zorlandıkları konusunda, hı hı, bir yazı okuduk ve bu bizi etkiledi açıkçası. Ve biz de bu konuda bir şeyler yapmak istedik. Ve ne yapabiliriz diye düşünürken işaret dilini günlük hayatta yazıya çevirebilecek bir proje üretmek istedik. Bunu nasıl yapalım diye düşünürken de Leap Motion adlı cihazla karşılaştık. Ve bu şekilde projemizi devam ettirdik. Hı hı. Leap Motion ne olduğunu bilmeyenler olabilir, şu anda ilk defa duyanlar olabilir. El hareketlerini algılayan bir cihaz değil mi bu? Evet, ben de onu açıklayayım. Hı hı. Neval, açıkla sen lütfen. Şu şekilde, Leap Motion aslında bir kontrol cihazı ve normalde günlük hayatta oyunları kontrol etmekte, bilgisayarda işte el hareketleri yaparak çeşitli komutlar vermede kullanılıyor. Biz bu cihazı oyun yerine daha faydalı bir şey için kullanmak istedik ve zaten el hareketlerini algılayan cihazda el hareketlerinin konumlarına göre veriler alarak bunları kendi işimize yarayacak şekilde kullandık. Peki Neval, bu fikir kimden çıktı ilk olarak? İçtenden mi çıktı, senden mi çıktı? Aslında bu direkt bir daha fikir olarak çıkmış bir şey değil. Biz o işitme engel bireyin yazdığı yazıyı görünce acaba bunu çevirebilen ya da işaret dilini kolay öğretebilen cihazlar var mıdır diye konuşurken araştırma yaptık. Hı hı. Daha sonra çeviri yapabilen hiçbir Türk işaret dilini çevirebilen hiçbir cihaz olmadığını görünce şaşırdık. Hani acaba bir şey yapabilir miyiz diye düşünerek yavaş yavaş gelişti, adım adım gelişti. Birden çıkan bir şey değildi yani. Harika. Peki bu süreçte neler yaptınız? Ne kadar uğraştınız? Yani biraz teknik detay alabilir miyiz sizden? Ya çok fazla çalışma isteyen bir konuydu çünkü o zamanlar hani yazılımla çok fazla ilgimiz yoktu. Çok fazla yazılım bile bilmiyorduk. Ve bizim bu Leap Motion'u programlamamız gerekiyordu. Hı-hı. Bu yüzden biz C# öğrendik. Çok küçük bir zaman aralığında C# öğrenmeyi başardık. Bir ay gibi bir süreçti bu. Bu öğrendiğimiz yazılımı Leap Motion'a uyarlamamız gerekiyordu. Leap Motion'ın kütüphanesinde bulunan bazı fonksiyonları kullanarak Leap Motion'ın el hareketlerini istediğimiz biçimde algılamasını sağladık. Bazı hani mesela sağ dönünce nasıl değerler alıyor bu fonksiyonlar, sola dönünce nasıl değerler alıyor, bunları inceledik ve bu değerleri her kelimeye teker teker atadık.
Harikasınız gerçekten. İlerleyen yıllar içerisinde sizleri çok iyi yerlerde görmek istiyoruz. Eminim ki öyle olacak. Yani bir şeylere başlamak için illa garaja ihtiyaç yok değil mi yani? Garaj gerekmiyor yani. Şey Steve Jobs gibi, Bill Gates gibi illa bir garajımız olmasına gerek yok. Bizim de yurt odamız vardı diyelim. İkimiz de yatılı kalıyoruz çünkü o da arkadaşıyız aynı zamanda. Harika. Belki ilerleyen yıllar içerisinde siz de bir teknoloji şirketi kurarsanız ki ben kuracağınıza inanıyorum, öyle hissediyorum. Biz bir yurt odasında başladık bu işe. Milyar dolarlar kazandık diyebilirsiniz belki. Olabilir. Peki i̇nşallah. Bu inşallah öyle istiyoruz. Peki bu projenizi hazırlarken kimler destek oldu size? Okulunuzun proje sürecinde size sunduğu bir takım imkanlar oldu mu? Ya da devlet destekledi mi? Tabii ki okulumuzun... Evet, okulumuzu biz aslında bir proje hocamız vardı ama bize sadece işte proje yarışmalarına nasıl başvurulur konusunda yardımcı oldu. Biz dediğimiz gibi yazılım konusunda kendimizi geliştirdik. Ama onun dışında farklı yarışmalara da katıldık, farklı ödüller de aldık. Sen de onlardan bahsetsin isterseniz biraz. Olur, birçok ödül aldınız. Ben de sayısını hatırlamıyorum. Çok takip etmeye çalıştım ama size bırakmak istiyorum. Nerelerden ödüller aldınız? Biz bu projeye öncelikle TÜBİTAK için başvurduk. TÜBİTAK'ta bölgesel yarışmada fizik dalında birinci olduk. Ulusal yarışmaya gitmeye kazandık. Sonrasında Kabataş Lisesi'nin düzenlediği Olimpiyat İstanbul yarışmasına başvurduk. Orada da engellilik dalında birincilik aldık. Daha sonrasında DOESEF'in bir proje yarışması vardı. Orada da mühendislik dalında üçüncü olduk. Harika. Bu şekilde ödüller aldık ve bu da bizi çok motive etti açıkçası. Ben gerçekten sizin adınıza gurur duydum. Böyle genç yaşta böyle bir girişime girmiş olmanız gerçekten beni mutlu etti. Ve eminim ki şu anda bizi dinleyenler gerçekten motive oluyorlar. Ve sizin yaşınızda olanlar da belki biz de bir şey yapmalıyız diye kendilerini motive ediyorlar diye düşünüyorum. Peki bir verdiğiniz bir röportajda şey demişsiniz. Madem bugün de tam da denk geldi, karneler alındı. Her şey karne ve not değil. Bunu öğrendik, bunu anladık demişsiniz. Bu projeden sonra. Evet, aslında şöyle biz okula başladığımızdan beri, Fen ve Teknoloji Lisesi'ne başladığımızdan beri sürekli projelerle, robotik yarışmalarıyla, farklı şeylerle ilgileniyoruz. Hani sadece bu projeyle gelen bir şey değil aslında, bu 5 yıllık okul serüvenimizle gelen bir şey. Çünkü işte biz farklı genç diplomatlar konferansı gibi sosyal alana yönelen konferanslar da düzenledik. İçtenle beraber yine tiyatroda biz gösterilere de çıktık. Yani... sadece sınava odaklanıp test çözerek olmuyor bir şeyler. Hayata bu şekilde hazırlanılmıyor aslında. Bunu çok net bir şekilde görebildik bu süreçte. Anladığım kadarıyla sizler sporla da müzikle de ilgileniyorsunuz. Müziğe de ilginiz var. Sanırım sen Neval bir enstrüman çalıyorsun ve içten de sanırım şarkı söylüyor. YouTube'da videolarına rastladım. Doğru mu? Evet, ben küçüklükten beri müziğe çok büyük bir tutkum var. Zaten annem de müzik öğretmeni olduğu için beni bu yönde çok destekledi. Ben hala hani küçüklükten beri piyano, gitar çalıyorum ve sürekli şarkı söylüyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ve fırsat buldukça da sahneye çıkıp seyircilerle de şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ve bence yani herkesin yapması gereken bir şey bu. Sadece okul içi değil, okul dışı etkinliklerde hani spor olsun, sanat olsun. İnsan ruhunu besleyen şeyler bunlar. Bence bunlarla da ilgilenilmeli. Yani bunları neden özellikle vurguladım? Hem Neval hem içten ikinize de söylüyorum. Bunları neden vurguladım? Çünkü insanlar sizi şey zannetmesinler. Ya bunlar bütün gün işte yurda kapanıp iki oda arkadaşı kütüphaneden çıkmayıp bu iş üzerine çalışmışlar, zaman ayırmışlar. Tabii yaparlar falan gibi bir şey düşünsünler istemiyorum. Ama bunları yaparken de her şeyi yapmışsınız. Bravo size gerçekten. Evet öyle. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Biz projeyle uğraştığımız senenin yazında beraber folklor, horon oynayarak Avrupa'da festivallere gittik, orayı gezdik. Yani sadece projeyle uğraşıyoruz diye oturup tüm gün odamıza kapanmadık tabii ki. Harikasınız ve çok çok iyi bir iş yaptınız. Peki bu proje hangi alanlarda kullanılabilecek? Farklı alanlarda da kullanabilir miyiz bunu? Proje hani sadece teoride kalan bir proje olmayacak. Günlük hayatta engelliler tarafından çok rahatlıkla kullanabilecek. Hatta biz çeşitli okulları da gezdik. İşitme engelli bireylerin fikirlerini de aldık. Hani bu nizamımız nasıl daha rahat kullanabilirsiniz? Çünkü bu projeyi onlar kullanacak. Evet. Onların fikirlerine göre dizayn ettik projeyi ve hatta geliştirmeye devam ediyoruz daha.
günlük hayatta da kolaylıkla kullanılabilecek bir proje. Ayrıca Leapmotion hani söylediğimiz gibi çok geliştirilebilir bir cihaz. Çok farklı alanlarda kullanılabilir. Oyun alanında zaten kullanılıyor. Hı hı. Örneğin ileride tıp alanında mesela robotik ve tıp alanında rahatlıkla kullanabileceğini düşünüyorum. Özellikle ameliyat yaparken Leapmotion'la robotik cihazların kullanılması gibi bir proje olabilir bence. Bence de. Peki yeni proje ve çalışmalarınız var mı? Geleceğe yönelik planlarınız nedir? Şöyle söyleyeyim. İlk başta tabii ki biz kendi projemizi çok daha ileri taşımak istiyoruz. Çünkü biz şu an Türk işaret dilini tercüme ediyoruz. Hı hı. Ama bu dünyadaki bütün işaret dillerine uyarlanabilir bir proje. Aslında çoğu insan bilemeyebiliyor bunu. İşaret dilleri birbirine göre çok değişiyor coğrafyalara göre. Evet. Bu konuda geliştirebiliriz. Bir de Leapmotion'un şu an biz kablolu olarak kullanıyoruz. Yine küçük bir cihaz. 5-6 cm uzunluğunda bir cihaz ama kablosuz versiyonu da çıkacak. O zaman mobil olarak telefonlarda da kullanılabilecek. Şimdilik ilk hedeflerimiz bunlar. Ama bunun ilerisi için de yine engellilere yardımcı olabilecek erişilebilirlik dediğimiz bir teknoloji alanı var. Buna örnek olarak mesela gözlükler var. Görüntüyü algılıyor ve görme engelli bireylere karşılarında ne olduğunu anlatıyor. Bu tarz alanlara da yönelebileceğimizi düşünüyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde, Ocak ayında olabilir, tam olarak hatırlamıyorum, sosyal medya hesabımdan buna benzer bir proje paylaşmıştım. Ama sanırım siz bunu daha önce yaptınız. Bir eldiven gördüm. Yine iki öğrenci yapmışlar bu eldiveni. Eldiven aynı sizin yaptığınız şekilde işaret dilini tercüme ediyor, ses haline getiriyor. Ama sanırım bu sizden daha sonra yapıldı bu proje. Bilmiyorum, takip ettiniz mi? Evet, biz bu projeyi görmüştük araştırmalarımızı yaparken. Bu projeyi de yakından takip ettik. Biz bu projemizi yaparken çıktı sanırım. Yapma sürecimiz de ortaya çıktı. O eldivenin çalışma prensibi de şu şekilde. Eldivenin üzerinde esneklik sensörleri var. Yani elin ne kadar büküldüğünü, ne tarafa doğru gittiğini algılayabilen sensörler var. Bu şekilde algılıyor el hareketlerini. Ama bu projenin bazı olumsuz yönleri olabileceğini de düşündük biz. Mesela hani eldiven her el tipine uygun olmayabilir, evet. Büyük olabilir, küçük olabilir. Bu gibi eksi yönleri olabilir diye düşündük. Ama Leapmotion'da mesela böyle bir problem olmayacağını düşündük. O yüzden biz de hani bu projeyi görmüştük aslında. Hı-hı. Ama daha geliştirdiniz belki de. Evet, hı-hı, öyle düşündüğümüz için daha gelişmiş bir versiyonunu yapmış olabiliriz diye, hı-hı, düşünüyoruz. Leapmotion dediğimiz alet zaten parmak büyüklüğünde bir alet. Onu her yere, evet, götürebilirsiniz. Bilgisayarınıza USB ile takıyorsunuz onu, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Ve evet, oradan da işaret dilini tercüme eden bir cihaz haline geliyor. Tabii ki sizin yaptığınız yazılım sayesinde. Peki biraz özel hayatınızdan bahsedeceğim. Sakıncası yoksa, araştırdım sizi biraz. İçten SBS'de 3 yıl üst üste 500 tam puan almışsın. Ne yaptın, evet, içten sen ya? ya bu çok hani aslında beklemediğim bir şeydi. Hani hep öyle derler ya, beklemiyordum. Ben 6. sınıfta SBS'ye girdiğimde aslında bu kadar büyük hedeflerim yoktu. Ama 6. sınıfta gördüm hani yapabiliyormuşum böyle bir şey. Harikasın. Sonra dedim hani bunu yarıda bırakmak olmaz. Olmaz. 500 gidelim. Şimdi, evet, şimdi önümüzde üniversite sınavı var. Ondan da bir tam puan bekliyoruz o zaman senden. Bakalım artık. Peki Neval de Stanford'a kabul edildi. Oraya gidecek. Onun da çok başarılı. Her ikinizin de çok başarılı bir öğrenim yaşantısı var. Seni de tebrik ediyoruz tekrar. Neval. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de hani İsmail'in dediği gibi üniversite hazırlık süreci 11. ve 12. sınıfta çok ağırlaşan bir süreç. Onlar LYS ve YGS'ye uğraşırken biz de işte yurt dışı başvurularımızı toparlamakla uğraşıyoruz gibi. Yani ikisi de çok zorlu süreçler ve yoran süreçler. Peki. İkinizi de gerçekten çok tebrik ediyorum. Ben kendi adıma, ülkem adıma çok gurur duydum. Demek ki bizim ülkemizden de böyle insanlar çıkabiliyor. Yeter ki fırsat verilsin. Yani böyle beyinler bu ülkede var ve çok daha başarılı olacağınıza gönülden inanıyorum. Çünkü 70 milyon, dünyada 70 milyon kişi olduğunu biliyorum işaret dilini kullanan. Bu insanlar için büyük bir adım attınız ve tekrar tekrar tebrikler.
Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bir garaja ihtiyacınız olursa benim garajım var. Onu kullanabilirsiniz her zaman. Yani hikayeyi başlatırken o garaj çok önemli biliyorsunuz. Bill Gates, Steve Jobs. Yani bu garaj olayına bence bir düşünün derim bunu. Peki. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İçten Bozkurt ve Neval Çam, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nde hayallerini gerçekleştirdiler ve Leap Motion aracılığıyla işaret dilini tercüme diline çeviren bir cihaz yaptılar. Tekrar tebrik ediyoruz. Katıldığınız için çok teşekkürler ikinize de. Başarılar. Sağ olun. Hoşçakalın. TRT Kent Radyo İstanbul'da 15.45 oldu saatler. Aykut Balcı mikrofonda devam ediyor. Her hafta sıra dışı konuklarımız oluyor. Bize ilham veriyorlar. Bu haftanın konukları Neval Çam ve İçten Bozkurt. Çok genç yaşta çok büyük bir işe imza attılar. Ve Leap Motion aracılığıyla işaret dili tercüme cihazı geliştirdiler. Daha neler neler yapacaklar. Önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Onlarla gururlanacağız. Aykut Balcı mikrofonda devam ediyor.